Yani aşırı eğer sertlik düzeyi çok fazlaysa ve gelecekte de eğer Atakan'ın adada kalacak durumu olsa ileride bir tehdit unsuru olsa o zaman diskalifiye tamam, olur. Tamam. Hikmet'in Yusuf'a yaptığı gibi boğazını sıktı ve bırakmak zorunda kaldı sonra. E uyar alırlardı. İkisi de mi? Hı -hı. Ama ne olursa olsun bütün takım arkadaşları bu dozdan bir şey çıkacağını düşünüyor bir kere. Bu dozdan bir şeyler çıkar bak çocuk itiyor orada. Yani bilmiyorum ya ben. Ya Hikmet zaten onun için uğraşıyor. Hikmet çünkü niye devam ettiriyor bu kadar ben yine aynı şeyi söyleyeceğim. Seviyesiz bir sevinme tarzı. Arkadaşının zaten psikolojisi bozuk. Hastaneye gidiyor geliyor. Bunu herkes biliyor. Sağır Sultan bile biliyor. Sen hala onun psikolojisiyle oynuyorsun. Bu zaten kötü bir hareket. Artı sen alıp çocuğu bebek muamelesi yapıyorsun. Sen benim çocuğumsun falan gibi bir şeyler yapıyorsun. Tepki vermiyor, tepki vermiyor, tepki vermiyor. Hala oyunun içine çekmeye çalışıyor. Tepki vermedikçe bakıyor tepki vermiyor bir daha yapıyor. Bakıyor tepki vermiyor oturarak yapıyor. Hala tepki vermiyor Hikmet de bu sefer uyuz oluyor tepki vermemesine. Gidiyor bu sefer diyor ki otur oğlum baban yüzecek diyor. Ya o kadar ayıp ki yani olmaması gereken bir şey ya. Yani ben burada şeyi tebrik ediyorum ya. Metin abiyle Talat abiyi çünkü şöyle düşündüm. Yani Hikmet bu hareketleri yaptıktan sonra ben bir Hikmet taraftarı olsam ve buraya gelip Hikmet'i savunan biri olsam bugün yayına gelmezdim. Valla ayağınıza sağlık. Bugün buraya gelip burada Hikmet Hatalı diyebiliyorsunuz ya. Öncelikle sizi tebrik ediyorum. Çünkü ben gelince şaşırdım mesela. ...Metin abiyle Talat abi görünce... ...vay be dedim Hikmet böyle bir hata yapmışken gelebildiler... ...şimdi biz bir şeyler söyleyeceğiz belki de bize karşı çıkacak... ...bilmiyorum dedim. ama ne yaptılar... ...hareketini tasvip etmiyoruz dediler... Evet. ...doğru bir çünkü... ...yani bu konuda maalesef... ...Hikmet çok büyük bir yanlış içerisinde... ...ama dün akşamki eleme en çok kime yaradı biliyor musunuz... ...Hikmet'e... ...sonra Bora'ya sonra Seda'ya... ...çünkü bu üç arkadaşın bir Atakan takıntısı vardı... ...aşırı derecede bir Atakan takıntıları vardı... Ve devamlı oyunun başından beri, Survivor'un başından beri Atakan'la uğraştılar. Seda da dahil. Sema da diyor. Anlamsız bir Atakan takıntısı vardı diyor. Atakan hiç farkında değil bazı olayların. Mesela giderken izin istiyor. Öpebilir miyim abi diyor Seda'nın elini. Seda'nın elini öpüyor. Öyle çıkıyor oyundan. Ama bilmiyor ki Seda ona takık. Birçok konuda onu eleştiriyor. Veya Bora ona takık. En başından beri bir mobbing var. Hikmet neler yapıyor. Her seferinde oyun alanında uğraşıyor. Şimdi Atakan Survivor'da olmayacak. Ve bundan sonra biz bu arkadaşların o kadar takık olmadığı biri olacak ya daha safe bir şekilde izleyeceğiz bu arkadaşları. Onlara yarayacak aslında. Bundan sonra bu kadar hata yapmayacaklar. Çünkü Atakan'ın varlığı onları hataya zorladı. Ve bugüne kadar da çok hata yaptılar bu yüzden. Yani, bu da benim iddiam. Ama ikram. şunu da söyleyeceğim ben. Yani ben Seda'da öyle çılgın bir Atakan takıntısı yok. zaman zaten görmedim. Zaten yani, Hikmet, Hikmet, Bora. Hikmet, Bora peş peşe gelebilir. Bazen Bora da önce gelebilir. Sonra Seda geliyor. Hoş Sema bir kere demişti. Seda'nın bir Atakan var, takıntısı var. Sen demiştin. Belki onun evet, aklımızda kalmış. yani.